Aslında genetik faktörler akciğer kanserinde birebir etkilidir demem zor. Çünkü hani babadan oğula geçen bir akciğer kanseri insidansı pek yok. Sıklığı yok. Yani öyle bir görülen vaka çeşidi yok. Ama çok sık sorulan bir soru var. 50 yıldır sigara içiyor, hiç akciğer kanseri falan da olmuyor. Değil mi? Dolayısıyla bunu şöyle yanıtlayabiliriz. Sigara içen bir kişide hayatı boyunca akciğer kanseri olma olasılığı %16. Bazı kişiler tütün ve tütün ürünleri, sigara diyorum ama tütün ve tütün ürünlerinde ki bazı zararlı maddeleri daha kolay metabolize ederken, yani yıkarken, bazıları daha zor yıkabiliyor. İşte burada da genetiğin etkili olabileceğine dair bulgularımız var. Tabii olay bu kadar basit değil. Açıklanmamış birçok konu var. Ama şuradan da yola çıkabiliriz. Sigara içmediği halde akciğer kanseri olan da azınlıkta da olsa bir grup hasta var. Dolayısıyla tek faktör sigara olamaz ya da tütün ve tütün ürünleri olamaz. Diğer faktörler de var ama bizim bildiğimiz akciğer kanseri olan kişilerin %90'ının sigarayla bir şekilde bir ilintisi var. Kalan %10'unun sigara içmediği halde olduğuna göre belki genetik, belki çevresel faktörlere bağlı olarak akciğer kanseri geliştiğini söyleyebilirim.